Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zamları ve meclis gündemi hakkında açıklama. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada meclisin yapacağı işleri aktardı. Erdoğan açıklamasında enflasyonla mücadeleye değinirken ekonomide yapılacakları aktardı. Kürsüde konuşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'na da değindi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Asgari ücret görüşmeleri dün sonuçlandı. Brüt 13.414 liraya, net asgari ücret tutarını 11.402 liraya yükselttik. %34 gibi enflasyon üzeri bir artış yaptık. Geçen sene ikinci yarısına göre asgari ücreti %107 oranında arttırdık, 2002 yılına göre ise reel olarak %312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış Bay Bay Kemal, yine bize kaldı diyor. Ne sana kaldı, sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturuyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk diyorsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Ezdirmedik. 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulayacağız. Kanun teklifini inşallah arkadaşlarımız en kısa sürede meclise sunacak. Çalışanlarımıza ikinci bir bayram yaşatacağına inandığım asgari ücret zammının hayırlı olmasını diliyorum. Memur maaşları. Memur maaşları ile ilgili verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Türkiye'nin artan refahından 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize ağır sorumluluklar yüklendi. Geçen hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Türk ekonomisini büyütmekte kararlıyız. Vatandaşımızın aşını işini koruması ve büyütmesi, önceliklerimizin başındadır. Depremlerin yaralarını sararken enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımız yoğunlaşacak. Kira zammı. 2022 yılı Haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını %25 ile sınırlamıştık. 2023 Temmuz ayından itibaren yenilenecek kira sözleşmeleri için aynı uygulama sürecek. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Yol haritamızı oluşturacak 12. Kalkınma Programı ve orta vadeli programa başladık. Ülkemizi ruhunu darbecilerin üflediği mevcut anayasasından kurtarmayı da önemli görüyoruz. Aile ve Gençlik Bankası. Aile ve Gençlik Bankası'nı faaliyete geçirerek bu yönde tarihi bir adım atacağız.